Merhaba, bu dersimizde alan adı ve hosting kavramlarından bahsedip, doğru alan adı ve hosting seçimi için gerekenleri öğreneceğiz. Alan adı, web sitelerinin internet üzerindeki kimliğidir. İngilizcesi domain name olarak geçse de sadece domain demeniz yeterlidir. Google.com.tr, WordPress SuperOnline.net, Türkiye.gov.tr birer alanıdır. Alan adları birkaç kısımdan oluşur. Alt alan adı, kök alan adı, alan adı uzantısı ve ülke kodu. Sondan başlayacak olursak, ülke kodu web sitesinin resmi olarak hangi ülkeye ait olduğunu gösterir. Türkiye için TR, Almanya için DE gibi uzantılar vardır. Her web sitesinin ülke kodu olması gerekmez. Ülke kodlu uzantı alabilmek için belli şartları sağlamanız gerekir. Anında uzantılarından en çok bilineni COM'dur. Bunun dışında NET, GOV, ORG gibi birçok uzantı bulunur. Bunlarla ilgili detay listeye dersin ekinden ulaşabilirsiniz. Kök alanında kısmı ise sitemiz için bizim belirlediğimiz kısımdır. Bunun öndeki kısma ise alt alanı denir. Bir web sitesinin altında birden fazla web sitesi kurmak istediğimiz durumlarda kullanırız. Bunların tümüne birden ise URL diyoruz. Kişisel ya da kurumsal fark etmez. Kendimize ait bir web sitesi yapmak istiyorsak alındığı alırız. Kendi istediğimiz uzantıda bir e-posta hesabı oluşturmak için de alındı almamız gerekir. Örneğin et adında bir e-posta hesabı açabilmek için önce wordpressokulu.com alındığını almamız gerekir. Peki alan adını düşünürken nelere dikkat etmeliyiz? Alan adı sitenize koyacağınız içeriği doğrudan yansıtmalı. WordPress okulu buna güzel bir örnek. Akılda kalması kolay olmalı, kolay hatırlanmalı. İnsanlar sitenizi yazarken düşünmemeli ya da başka web siteleriyle karıştırmamalılar. Marka veya ürününüzle ilgili olmalı. Marka ile ilgili alacağınız web adlarında marka tescil belgenizin olması ileride oluşabilecek sorunları en aza indirir. Anlamsız bir isim alacaksanız söylemesi ve yazması kolay olmalı. Başka web sitelerini çağrıştırmamalı. Örneğin, ayakkabı satış sitesi olan Zizigo ya da Twitter buna güzel birer örnek. Mutlaka com uzantılı bir alanı da almaya çalışın. Ancak bir organizasyon için web sitesi yapıyorsanız org daha doğru bir tercih olacaktır. Bazen de fark yaratmak için çok bilinmeyen uzantılarda kullanabilirsiniz. Dikkat çekici olması için xyz, club, biz gibi uzantılarda kullanılabilir. Kısa alan adları her zaman iyidir. Uzun adlar arama sonuçlarında negatif etki yapar. Bir kelimeye geçmeyecek alınatları seçmeye çalışın. Hosting, barındırmak demektir. Web sitenize koyacağınız içeriği barındıran ve bu içeriği ziyaretçilere aktaran sistemlere hosting diyoruz. Hosting almaya karar verdiğinizde bazı terimler ile karşılaşırsınız. Bunlardan önemli olanlar şöyle. Disk alanı, sitenize yükleyebileceğiniz dosya kapasitesidir. Temel bir site için başta 2-3 GB yeterli olacaktır. Band genişliği, aylık transfer ya da trafik olarak da adlandırılır ziyaretçilerinizin bir adet sitenizden ne kadar bilgi alabileceklerini belirleyen değerdir. 15-20 GB band genişliği başlangıç için yeterli olacaktır. E-posta hesabı, kendi alınadığınızla biten kaç adet e-posta hesabı alabileceğinizi gösteren değerdir. Çok kullanıcılı bir yapınız yoksa 10 adet e-posta sınırı size yetecektir. MySQL veri WordPress kurulumu için gerekli olan veri Alacağınız hostingde en az bir tane veri açabilmeniz gerekir. PHP MyAdmin, Veri tabanında işlem yapılmak için gerekli olan arayüz programıdır. Genellikle çoğu hosting bunu destekler. Cpanel hostingin yönetim panelidir. En çok kullanılan hosting yönetim panelidir. WordPress için Linux hostingler daha verimlidir. Windows hosting tavsiye etmiyorum. Ucuz etin yahnisi yavan olur. Hosting içinde durum aynen böyle. Çok ucuza hostingler bulabilirsiniz ama emin olun sizi yarı, yarı yolda bırakacaklar. Destek verdiğim birçok web sitesinden yaşadığım problemlerin çoğu hosting kaynaklıydı. Sonradan siteyi başka hosting'e taşımak da e-posta kayıplarına ya da müşteri kaybına neden olabiliyor. O yüzden baştan doğru hosting seçmek çok önemli. Bu konuda bizim tavsiyemiz GoDaddy. İhtiyacınızın çok üzerinde ya da ihtiyacınızı karşılamayacak hosting almak da paranızı çöpe atmaktır. Bu nedenle ihtiyacınızı doğru tespit edip ona uygun hosting seçmelisiniz. Adresi, vergi numarası belli, kurumsal firmaları tercih edin. Telefon numarasını arayıp çalıştığından ve site karşı tutumların olumlu olduğundan emin olun. WordPress kuracaksanız mutlaka WordPress desteği olan hosting paketleri seçin. Bunlarla ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz. Peki neden Go dedi? Dünyanın en bilinen domain ve hosting firması. Altyapıları güçlü ve bunda uygun fiyatı satabiliyorlar. İşleri sadece alındı ve hosting üzerine ve bu yüzden çok iyi uzmanlaşmışlar. Türkçe paneliyle her şeyi kolayca yapabiliyorsunuz. Sorun olursa da telefondan Türkçe destek isteyebilirsiniz. Sunucuları WordPress'e göre özelleştirildiğinden siteniz diğer sunuculardan çok daha hızlı açılır. Ayrıca SSD hosting satın alarak bu hızı daha da artırabilirsiniz. Sitenizde istemeniz bir durum olduğunda otomatik yedekler sayesinde bir gün öncesine ya da bir ay öncesine kolay bir şekilde dönebilirsiniz. Güvenlik konusunda ise GoDaddy benzersiz. Tanıdığım bir hackerdan duyduğuma göre hackerların en sevmediği hosting firması GoDaddy'ymiş. GoDaddy, GoDaddy WordPress'e tam destek veren firma. Tam destek veren bir firma otomatik kurulum, güncelleme, geri yükleme seçenekleriyle işinizi çok kolaylaştırıyor. Tek tıklamayla WordPress sitenizi kurabilir ya da mevcut sitenizi Godaddy'ye taşıyabilirsiniz. Başta da anlattığım gibi ucuz değil. Ancak pahalı da diyemeyiz. 60-70 TL'ye alındığınız ve hostinginizi alıp sitenizi kurabilirsiniz. Hızlı bir WordPress site istiyorsanız bu fiyat 120 TL'ye yaklaşıyor. Bu standartlardaki hostingler diğer firmalarda çok daha açık rakamlara satılıyor. Verdiğiniz ücretin karşılığını sonuna kadar alıyorsunuz. Ayrıca WordPress okulu ana sayfasındaki sponsor bağlantıya tıklayarak %30 indirim ve ücretsiz alındığınızı bulabilirsiniz. Bu dersimizde alın adı ve hostingin ne olduğunu ve ilgili terimleri öğrendik. Gelecek dersimizde ise uygulamalı olarak alın adı ve hosting almayı öğreneceğiz. Teşekkürler.